Bugün çok önemli bir dönemeçteyiz. Konumuz arkadaşlar, bu topluluğun genç kardeşlerine, üyesi olan genç kardeşlerine yardım. Aranızda yaşı büyük olanlar yardım edecek benle beraber. Küçük olanlar dinleyecek, soru soracak, öğrenecek. Onlardan da küçük olanlar da dinleyip fikir sahibi olacak. Geçtiğimiz hafta sonu genç kardeşlerimiz çok önemli bir dönemeçten geçtiler. Üniversite sınavına girdiler. Üniversite sınavı bok gibi geçti. Cümleten geçmiş olsun. Biliyoruz abi. Cevap vermek istediğim birkaç sorunuz var. Çok çok önemli sorular. Çok soruyorsunuz bunu. O yüzden dedim ki bu sorulara cevap vereyim. Üniversite sınavı çok zor. Eyvallah. Sınav sistemi de zor. Ona da okeyim. Sınav soruları da çok zor. Ona da hak veriyorum. Ama ne olursa olsun önümüzdeki bu pastayı yiyeceğiz. Yani elimizde başka bir alternatif yok. Bunu bu şekilde yemeniz lazım. Böyle devam etmeniz lazım. O zaman abi şunu yapacaksınız. Bundan keyif alacaksınız. En mutlu olacağınız şekilde götüreceksiniz işi. Elimizde kazandığımız puanlarla geldik. Hangi bölümlere gidilebilir? Ona bakmak lazım. Eğer bir siber güvenlikçi olmak istiyorsanız, eğer bir yazılımcı olmak istiyorsanız, eğer bilişimle ilgili bir bölümde okumak istiyorsanız, merak ettim abi. Şunu inceledim. Açık öğretimin yurt dışında bir eğitim imkanı var. İkinci üniversite ve sınavsız girebiliyorsun. Yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm var. Abi yönetim bilişim sistemlerini bana söylüyordunuz hep. O ne lan diyordum ben. MIS denilen bölüm. Ben baktım. İşte adamlar temel şeyler öğretiyorlar. Programlamaya giriş, algoritma bilgisi veriyorlar. Tamam, bir sürü de işletme şeyi var içeride. Muhasebe bile var anasını satayım. Yapacak bir şey yok. Ama bu adamlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Bilgisayar programcılığıyla işletmenin ortak olmayan derslerini birleştirip 4 yıllık bölüm yapmışlar. Çok keyifli bir şey olmuş. Siber güvenlik vermiyorlar tam. Baktım ben ona. Network ve güvenlik vermişler. O biraz tırt tabii. Ama yönetim bilişim sistemleri bölümü bayağı keyifli ve bizde bayağı başlangıç var. Çok çok temel. Bakın şu mantığı değiştirmeniz lazım sevgili dostlar. Bir oturun. Önemli bir şey anlatacağım size. Bak dostlar, isterseniz ODTÜ bilgisayardan, isterseniz Boğaziçi bilgisayardan, isterseniz İTÜ yazılım mühendisliğinden, istediğiniz yerden mezun olun. Mezun olduğunuz gün sizi kalifiye, işte SAP programlayabilecek, işte efendime söyleyeyim Oracle bilen, MS SQL tabanlarına hakim bilmem ne über bir adam olmama ihtimaliniz çok yüksek. Aldığınız diploma sizi tanımlamamalı. Siz kendinizi tanımlamalısınız. Siz kendinizde frontend, backend, full stack öğrenip bunu iyi bilen bir yazılımcı olma potansiyeline sahipseniz, ki bence hepiniz sahipsiniz, bunu kendi kendinize öğrenip başardıktan sonra siz açık öğretim Anadolu Üniversitesi yönetim bilişim sistemleri mezunu da olsanız, başka bir okulda yönetim bilişim sistemleri mezunu da olsanız, ürettiğiniz katma değer önemli. Demek istediğim nokta bu. Ha dersiniz ki abi o zaman yazılım mı okumalıyım ben ya da bilgisayar mı okumalıyım siber güvenlik için derseniz, orada bir önemli nokta var. Derim ki eğer öyle bir şey yapacaksanız o zaman bilgisayar mühendisliği okumanızı tavsiye ederim. Yazılım mühendisliği okursanız da bu iş olmaz demek değil. Olur ama ben bilgisayar mühendisliği okumanızı tavsiye ederim. Neden? Bilgisayar mühendisliği temel hatları itibariyle bana göre katılırsınız katılmazsınız size bileceğiniz iş. Ben siber güvenlikçiyim. Ben siber güvenlikçi olarak bizde bir tabir vardır. Future proof derler. Yani gelecekten etkilenmeyecek. Çok önemli bir tabirdir bu. Gelecekteki değişikliklerden ve gelecekteki gelişmelerden etkilenmeyecek. Çok ufak değişikliklerle bilgisini taze ve geleceğe uzatabilir olabilmek adına. Bilgisayar mühendisliğinin yazılım mühendisliğine göre daha zamandan bağımsız, daha future proof olduğunu düşünüyorum. Yazılım mühendisliğine gelince, yazılım mühendisleri beni yanlış anlamasın. Yazılım mühendisleri de pekala canavar gibi siber güvenlikçi olurlar. İşin temelinde ister bilgisayar mühendisliği mezunu olun, ister yazılım mühendisliği mezunu olun. Eğer siz kendinizi doğru adımlarla geliştirirseniz zaten siz yeterince rağbet gören ve istek duyulan bir aday haline gelirsiniz. Önemli olan arkadaşlar bir şekilde o CV'yi belli bir seviyeye çıkarmak. Neyde zorlanırsınız? Bak benim yaptığım hatalardan bir tanesi. Beni zorluyor bazen. 42 yaşındayım, hala zorluyor. Ben bilgisayar programcılığı okudum. Bakın bu da bir çözüm. Bilgisayar programcılığı okuduktan sonra 4 yıllık işletmeye tamamladım. Abi bunun hem avantajını gördüm, en dezavantajını gördüm. Anlatayım size. Benim dönemimde yönetim bilişim sistemleri yoktu. Bilgisayar programcılığı okuyup onu 4 yıllık bir bölüme tamamlamak çok mantıklı özellikle. O yüzden mesela sınavdan kötü gelenler 2 yıllıklara da bakın. 2 yıllığa girin abi, ondan sonra 4'e şey yapın. Hele ki örnek veriyorum, hiçbir şey yapamazsanız bunu yapın. Anadolu Üniversitesi 4 yıllığa sınavsız tamamlatıyor. Abi 2 yıllık programcılık oku. Üstüne Anadolu
Anadolu Üniversitesi MIS oku, yönetim bilişim sistemleri. Ortak derslerden de muafiyet iste. Bilgisayar programlamadan geçmişsin. Bilmem neden geçmişsin. Yalvar abi bir şekilde, rica et adamlardan. Belki olur. Direkt oradan yürü abi mesela. 2 yıllık bilgisayar programcılığı üzerinde dikey geçişle mühendisliğe geç. O da olur. Abi bence 2 yıllık üniversitelerden 4 yıllığa tamamlamana 1 yılda hazırlanıp 4 yıllık sağlam bir üniversiteye daha mantıklı değil mi? Sende biter. Benim için mantıklı değil. Neden? Ben çünkü üniversite diplomasını sadece araba kullanmak için ehliyet olarak kullanıyorum. Bak, üniversite diploması benim için sadece bir ehliyet. Çünkü neden? Ben şoförlüğüme çok güveniyorum. Ve şoförlük skill setlerimi rahatlıkla ispatlayabileceğim bir sürü şey yaşadım kariyerimde. İlk başlarda da yaşadım, bugün de yaşıyorum. Bu şunun gibi bir şey. Türkiye Rally Şampiyonası'na katılmış, derece yapmış, üstüne gitmiş Avrupa'da şampiyonaya katılmış bir rally pilotuyum. Sence ben 35 yıllık muhteşem bir ehliyete, altın varaklı bir ehliyete sahip olmamla düz normal yırtık pırtık bir ehliyete sahip olmam herhangi bir işveren açısından fark eder mi eğer bana şoförlük yaptıracaksa? Bence fark etmez. Benim çünkü orada kendimi ispat edebildiğim bambaşka bir yeteneğim var. Rally'de şampiyonluk kazanmışım pilot olarak. Ben araba kullanmayı biliyorum baba. Ama trafikte araba kullanmak için benim bir ehliyete ihtiyacım var. Üniversite diploması benim için, can değer olarak benim için bir ehliyetti sadece. Ben zaten işe girdiğim zaman öttürüyorum o işi. Yapıyorum zaten siber güvenliği. Ben zaten 24 tane sertifikam vardı zamanında 2000 küsur yılında. Bilmem ne vardı, bir sürü şey vardı. Hazırdım. Sadece ehliyetim yoktu. Ben Türkiye şampiyonası kazanmışım, bilmem ne atmışım. Rallyciyim ya, ben öyle geziyorum ortalıkta. Ama adam diyor ki şak diye, ehliyetin nerede kardeşim? Hayda diye kalıyordum ben böyle. Baba ehliyet yok ya, tazı bitti anam falan diye böyle. Kalıveriyordum ortada. Fikir çok güzel. Bir yıl daha mezuna kalırım. Ondan sonra iyi bir okula giderim. Eğer sen ehliyetinle iş yapacaksan ki yeni mezun ve kariyerinde isim yapmamış, daha tecrübe edinmemiş birisi olarak iyi bir okuldan mezun olmak isteyebilirsin. Haklısın sevgili kardeşim. Orada hiçbir problem yok. Bak şunu söyleyeceğim sana. Ya iyi bir okula git, yüksekten gir, iyi bir ehliyet derecesi al, iyi bir ehliyetin olsun. Ya da normal bir okula git veya açık öğretime git ama boş vakitlerini çok iyi değerlendirip kendini geliştir. Şampiyon rally pilotu ol. Bak aynı seviyeye geldik. Ya git çok iyi bir okuldan, istediğin bir mühendislik alakalı bir yerden gir. Ya da git bir tık ayrı bölüm, alakasız bir bölüm, orta karar bir üniversite, biraz daha aşağısı bir üniversiteden mezun ol. Ama kendini boş vakitlerinde babacan bu adam ardını parçalarcasına sırtından ter akarak hafta gün 9-24 saat çalışıyor bu adam. Sınavları geçeceğim vereceğim diye. Sen işletme. Bunu kazandık buna gidiyoruz. Sen işletmeden mezun olduğunda yazılım ve siber güvenlik ve IT bu işler için konuşuyorum. Yanlış anlaşılma olmaz. İşletmeden mezun olduğunda bu adamla hayatını karartmış bu adam. Boğaziçi ODTÜ İTÜ bitireceğim diye. Bu adamla aynı seviyede olmayı beklemek biraz haksızlık olmuyor mu? O yüzden ne yapacaksın? Eşitleyeceksin yarıştaki şansını. Nasıl eşitleyeceksin? Başlayacaksın kardeşim it gibi sen de çalışmaya. 7-24 çalışacaksın ama kendin çalışacaksın. Bu adamın hocaları adamı sürttürüyor. Bu adam sen kendin çalışacaksın. Bak alakasız bölümden mezun. Sen kendin bu işi yaparken mezun olduğunda üniversiteden çıktığında üniversite diploması senin için sadece ehliyet olacak. Çünkü sen o üniversite yıllarını boş geçmemiş olacaksın. Avantaj ne? Buradan çıktığında zaten proje geliştirmiş, GitHub'da bir şeyler yapmış, onu bitirmiş, bunu çözmüş, kafanda ne istediğin belli, yolun açık, yürüyorsun. Senin önünde tek bir rakip var. Çok güçlü tek bir rakip. Kim biliyor musun dostum? Şu ODTÜ İTÜ'de okuyan çılgın arkadaş vardı ya, bir de bunların level 80 bölüm sonu canavarı olanları var. Bu herifler hem ODTÜ'de okuyor, Boğaziçi'nde İTÜ'de okuyor, hem de 7-24 kendini geliştiriyor. Manyak. Ruh hastası bu. Bu zaten direkt manyak. Bu direkt buradan çıktığı anda ben girişimci olacağım, kendi şirketimi açacağım diye çıkıyor bu. Ona ayrı bir kanaldan geliyorlar iş teklifi anlamında, tamam mı? Onlar ayrı bir kanaldan çalışıyor abi. Onlarınki başka. Onlara ayrı antenler farklı çalışıyor. Onların receiving pointleri başka. Biz göremiyoruz onu. Biz zavallı insanoğlu biz göremiyoruz onları. Abi o onların bileceği iş. Ben hayatım boyunca asla kendimi bu kadar derslerin içine gömmedim. Okulum da çok iyi değil. Tırt tırık okullardan mezun oldum. Güzel okullar kazanıp okumadım. Haytalık yaptım. Bilmem ne yaptım. Ivır yaptım zıvır yaptım. Ama ben bunun pişmanlığını hiçbir zaman çekmedim. YouTube kanalında binlerce video var. Görmüşsünüzdür benim videolarımı. Kızlar yüzünden üniversiteye gitmemek mi dersin? Derslere ekmek mi dersin? Ondan sonra okuldan atılmak mı dersin? Hocayla papaz olmak mı dersin? Aklına gelebilecek her türlü saçmalığı yaptım ben yani, tamam mı, üniversitede? Ben üniversitede alınabilecek en kötü örneğim. Sakın almayın abi beni örnek örnek. Ben dersten atılmışım. Hocaya mavi ekran çıkartıp dersten kovalatmışım. Bilmem ne olmuşum. Bir sürü saçmalık var. Günün sonunda ne oldu? Benim daha fazla koşarak, rally şampiyonunu hatırla. Çok daha fazla proje, çok daha fazla emek, çok daha fazla koşmak, çok daha fazla aradaki farkı kapatmak için kendi başıma çabalamam gerek
gereken bir sürü saçmalıkla uğraştım. Ama bu benim tercihimdi oğlum. Ben hayatımı yaşadım ya. Benim kısmetim ailem tatava yapmadı bu konuda. He yaptılar, tabii ki yaptılar. Ağzıma sıçıldığı dönemler oldu. Hiçbir lafım yok. Ama şu da var tabii. Bizim zamanımızda gençler işler kolaydı. Sizinki kadar zor değildi. Anlıyorum o yüzden sizde. Farklı tercihleriniz olabilir. Bambaşka üniversitelerde durabilirsiniz. Açık öğretim olur, yönetim bilişim sistemleri olur, kimya mühendisliği olur, elektrik elektronik olur, Tarsus Üniversitesi olur, Nişantaşı Üniversitesi olur, Zart olur, Zurt olur, bilmem ne olur. Karşınıza da ODTÜ'lü gelir. Ve siz de bankada çalışmak istiyorsunuz. Bak şimdi o da var. Nerede çalışmak isteyeceğin de çok önemli dostum. Adam hani vardı ya level 99 boss, bölüm sanı canavarı. Herif gidiyor kendi şirketini kuruyor. Sen de kendi şirketini kurmak isteyebilirsin. O zaman kimse sana sormaz. Nereden mezunsun diye. Kimsenin umuru olmaz. Bu tamamen senin elinde baba. Sana kalmış bir şey yani. Abi eğer sen böyleysen ve işte atıyorum banka bilmem ne falan bir yerlere girmek istiyorsan ve rakibin buysa sen bu aradaki farkı koşacaksın kendin. O sıfır yüzü sen de parlayacaksın baba. Üniversite diploması sizi yazılım geliştirici yapmaz. Üniversite diploması sizi siber güvenlik uzmanı yapmaz. Siber güvenlik bölümünden mezun olsanız bile siber güvenlik uzmanı olamazsınız. Hayda. Olamazsınız ya. Siber güvenlik uzmanlığına giden yoldaki altyapıyı alırsınız. Yazılım mühendisliğini bitirdiğiniz zaman yazılım geliştirme konusundaki altyapıyı alırsınız. Bilgisayar mühendisliğini bitirdiğiniz zaman bilgisayar mühendisliği, yazılım ve bilgisayarla yapılabilecek geliştirmelerin tamamının altyapısını alırsınız sevgili dostlar. Sadece ehliyet alırsınız. Bu sizi şoför yapmaz. Bunu unutmayın. Şoför olmak sizin elinizde. İyi şoför olmak istiyorsanız, arabanız kötüyse, alakasız bir bölüm, tırt bir üniversite, diğerlerine göre zayıf bir okul, arabanız kötü. Daha çok çalışacaksın o zaman. Daha çok çalışacaksın, para kazanacaksın, iyi bir araba kiralayacaksın, gideceksin onunla çalışacaksın araba direksiyon şoförlük. Kilometre yapacaksın. Diğerlerinden daha iyi öğreneceksin araba kullanmayı. Üniversite sosyalleşme alanıdır. Üniversite network'tür. Üniversite çevredir. Üniversite kulüplerdir. Üniversite kızlardır. Üniversite oğlanlardır. Üniversite partidir. Öğrenci evidir. Eğlence evidir. Üniversite budur oğlum. Üniversiteden mezun olduğun zamanki işi kafaya takmazsın. Üniversite eğlencedir ya. 20 yaşında adam ben çıkınca ne iş yapacağım diye kendini helak etmemelidir abi. Üniversiteye giden adam şunu bilmelidir. Ben kendimi geliştiririm. Nasıl geliştireceğimi bana öğret hoca. Aynen şunu düşünmelisiniz. Üniversite bölümleri size kendinizi nasıl geliştireceğinizi, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğreneceğinizi ve bu konuda kendi kendinize nasıl uzmanlaşacağınızı öğreten ilim yuvasıdır. Böyledir. Üniversite sizi mezun olduğunuzda siber güvenlikçi yapmaz. Yazılımcı yapmaz. Ekonomist yapmaz. Mühendis adam mezun olduğunda mühendis olmuyor abi. Hiçbir şey için hiçbirinin sonu değil. Bak ben 42 yaşında dedim ki Ceyda'ya okuyalım ya ve ben bölüm derslerinin tamamını, yönetim bilişim sistemlerinin tamamını okumuşum. Okuyacak ders yok içinde. Çünkü bilgisayar derslerini Sakarya Bilgisayar Programcılığından almışım. İşletmeyle alakalı olan dersleri de Anadolu İşletme'den almışım. Bütün şeyleri öğrenmişim abi. Dersleri öğrenmişim. Ama ona rağmen benim diplomamda, ehliyetimde C sınıfım ehliyetim olsun. Bende B var. C de olsun, D de olsun diye yönetim bilişim sistemleri de okuyayım dedim. Yönetim bilişim sistemlerinin iş alanları neler arkadaşlar? IT ile ilgili her işte çalışır yönetim bilişim sistemleri mezunu. Bilgisayar mühendisi nasıl yazılımcı oluyor? Ama yönetim bilişim sistemleri mezunuysan dediğim gibi senin kendin koşman lazım ve iş alanlarını kendin seçmen lazım. IT ile ilgili her şeyde çalışıyor bu adam. Hiç problem yok. Bilgisayar mühendisi nasıl yazılımcı, güvenlikçi, bilmem ne, cızartı, zurt oluyor? Bu adam da olabiliyor. Ama eğer sadece diplomayla olursan bu kadarlık olursun. Geride kalan kısmını kendin koşman lazım. Demek istediğim adam iti, ottu, bilmem neden, zarttan, zurttan, ıvırdan, zıvırdan mezun olan adam yağdırıyor. Oba diyorsun ya. Bu adam burada. Sen de farklı bölüm, ıvır, zıvır, işte yönetim bilişim sistemleri, 2 yıllık programcılık, üstüne 4 yıllık işletme, bilmem ne. Bir şeyler yapmışsın, tırmalamışsın, aslanlar gibi. Bu adam nasıl 7-24 çalışarak, bilmem ne yaparak ehliyetini alıyorsa sen de gideceksin abi paşa paşa o rally şampiyonluklarını alacaksın. Şoförlüğünü ispat edeceksin adamlara. Sertifika alacaksın, proje yapacaksın, oturumlara katılacaksın, sunum yapacaksın, network eventlerine gideceksin, okullarda konuşma yapacaksın, kulüplerde sunum yapacaksın, işte diğer üniversitedeki arkadaşlarına sunum yapacaksın, internette YouTube'a video yükleyeceksin, Twitch'te kod öğreteceksin, kayıt altına alacaksın, prezentasyon yapacaksın. Bu aradaki farkı kapatacaksın abi, bu kadar basit. Yapacaksın oğlum. Bu aradaki fark başka türlü kapanmaz okul olmadan. Okul sana sadece ehliyet veriyor. Bilgisayar mühendisinden mezun oldun diye siber güvenlikçi, siber güvenlik üniversitesinden mezun olsan, lisesinden üstünü üniversitesine, üstüne siber güvenlik master yap, akademisyen olursun en fazla. Siber güvenlik uzmanı hala olamıyorsun. Olamazsınız. Yazılım mühendisinden mezun olduğunda siber güvenlikçi olamazsın. Yazılım mühendisinden mezun olduğundan yazılım geliştirmeci olamazsın. Sadece altyapın olur. Sen üstüne uzatacaksın. Sen ne yapacaksın abi? Bunlar senin ehliyetin.
Sen gideceksin, rallide derece yapacaksın, şoförlüğünü ispat edeceksin. Boş vakitlerini güzel değerlendireceksin. Bir de eğleneceksin abi. Pes etmek yok. Bu kadar basit. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.